Modern fizik bir fizik çözer, metin çözere. Modern fizik koleye hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın. Sevgili dostlar, yeni nesil sorularla konuları taramaya devam ediyoruz. Isı, sıcaklık ve genleşme ile ilgili yeni nesil sorularımıza bir bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar, aslında yeni nesil sorular da böyle çok aman aman ahım gökten zembille inmiyor. Aslında çok benzer sorular, fakat arkadaşlar dediğim gibi başlıklar aslında böyle insanların dikkatini çekme amaçlı yeni nesil sorular. ÖSYM tarzı, ÖSYM tadında, ÖSYM aşkında, ÖSYM şevkinde falan filan, inter milan eğitim bile arkadaşlar siyasete döndü. Ben bu tür aslında söylemlere çok böyle sıcak bakan bir insan değilim, fakat malum konjonktür bunu gerektiriyor. Haydi bakalım diyoruz. Evet, Celsius termometre 0 santigrat derece ve Kelvin K termometresinin ölçme prensibi birbirine benzemektedir. Doğru. Bu prensibe uygun olarak yeni bir termometre yapan Aylin, içi su dolu kaba termometre koyduğunda X değerini ölçüyor. Buna göre Aylin'in termometresinde bulunduğu sıcaklık değeri verilenlerden hangisine eşit olabilir? Şimdi sevgili dostlar, buradaki prensip dediği ne? Civanın ve içerisindeki sıvının genleşmesi. Şimdi 0 santigrat derece ve 100 Celsius'a bakalım. Kelvin'e bakalım arkadaşlar. Donma noktası, kaynama noktası 100. Donma noktası efendime söyleyeyim 273 Kelvin. Kaynama noktası 373. Arkadaşlar ikisi de 100 bölme. Evrendeki veya kainattaki arkadaşlar en düşük sıcaklık teorik olarak nedir? 0 Kelvin. Şu anda kabul edilen. Bu da eksi 273 santigrat dereceye karşılık gelmektedir. Evet sevgili arkadaşlar, hangilerine eşit olabilir? 30 santigrat derece olabilir. Yani arkadaşlar 100 ile eksi 273 santigrat derecesi arasında bir değer alabilir. Olabilir mi? Evet. 248 Kelvin olabilir. Bu arada mı arkadaşlar? 248 olabilir. Efendime söyleyeyim, 323 Kelvin. Evet, Aylin termometresinde bulunduğu sıcaklık değeri bunlardan hangilerine eşit olabilir diyor. Sevgili arkadaşlar, ben tabi soruyu yanlış anladım. Ben burada anladığım şuydu. Aylin yeni bir X termometresi yapıyor. Öyle bir şey yapmıyormuş. Aylin, efendime söyleyeyim, içi su dolu kaba bu termometrelerden birini koyduğunda. Zaten arkadaşlar su ise eğer 0 santigrat derecenin altını ölçemez çünkü donar. 273 santigrat derecenin altını ölçemez çünkü donar sevgili arkadaşlar. O halde şu aralıktaki bir değerleri ölçmeli, şunu ölçemez. Evet, 323 bu aralıkta mıdır? Evet, ölçebilir sevgili arkadaşlar. Ha, ben burada dediğim gibi anladığım arkadaşlar, soruyu yanlış tabi anladık. Neydi? Sanki Aylin yeni bir X termometresi yapıyor. Ha, Aylin yeni bir X termometresi yapsa, örneğin arkadaşlar 0 Kelvin bu değere arkadaşlar gelemez. Bu teorik olarak. Bu arada bir değer. Mesela hiçbir termometre arkadaşlar eksi 2 Kelvin'i gösteremez. Ha, teorik olarak 0 Kelvin'i gösterebilir. Ya da eksi 280 santigrat dereceyi gösteremez. Gösterebileceği en düşük sıcaklık eksi 273 Celsius veya santigrat derece veya 0 Kelvin. Cevabımız sevgili arkadaşlar 1 ve 3. Sevgili dostlar, ikinci sorumuz, ısıca yalıtılmış kaplardaki eşit kütleli K ve L sıvıları sabit ısı veren özdeş kaynaklarla ısıtılıyor. Evet, sabit ısı veren özdeş kaynaklar arkadaşlar, bunu unutmayalım. K ve L sıvılarının zamanla değişimini gösteren tablo şekildeki gibi olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. Evet, bu yargılardan hangileri doğrudur? Güzel. Şimdi bakalım. K'nın ölçüsü L'ninkinden büyüktür. Sevgili arkadaşlar, Q eşittir MC delta T'yi unutmayalım. Öz ısı arkadaşlar eşit kütleli. Evet. Şimdi bakıyoruz süre. 0. dakikada K'nın L'nin sıcaklıkları. 1. dakikada, 2. dakikada, 3., 4., 5., 6. vesaire.
Şimdi sevgili arkadaşlar, aradaki sıcaklık farkı C'yi çekecek olursak C eşittir Q bölü delta T. Zaten bunlar özdeş ısıtıcılar ve eşit zamanlarda eşit miktarda ısı veriyorlar. Evet arkadaşlar, Q'lar da aynı, delta T'lere bakmamız gerekiyor güzel insanlar. Şimdi K'nın sıcaklık değişimi 5, L'ninki 8. O halde sıcaklık değişimi büyük olanın C'si küçük olacak. Arkadaşlar, küçük olanın da C'si büyük olacak. K'nın sıcak değişimi daha küçük olduğu için ısısı daha büyük. Evet, K sıvısının 4. dakikadan itibaren kaynamaya başlamıştır. Bakıyorum. Evet arkadaşlar, 4. dakikadan itibaren sıcaklık değişmiyor. Isı verildiği halde sıcaklık değişmediğine göre güzel insanlar, bu ne demektir? Evet, hal değiştiriyor. Çünkü arkadaşlar, hal değişimi sırasında sıcaklık sabittir. Doğru. L sıvısının kaynama sıcaklığı 50 santigrat dereceden büyüktür. Evet, görülüyor arkadaşlar. Daha şurada kaynamadı. Niye? Yani kesin bilemiyorum. 50'den büyük ama hala sıcaklık artmış. Ha, 58'den büyük mü? Kesin diyemem. Çünkü bundan sonrasını bilmiyorum ama 50 santigrat dereceden büyük olduğunu biliyorum. Cevabımız 1, 2, 3. Üçüncü sorumuz, eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren bir kaynakla ısıtılan M kütleli K katı cismine ait, evet, K katı cismine ait sıcaklık zaman grafiği şekil 1'deki gibidir. Katı cisminin kütlesi 2M, ilk sıcaklığı 10 santigrat derece yapıldığında sıcaklığın zamanla değişimi şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre şekil 2'de verilen grafikteki T1 ve T2 değerleri için ne söylenebilir? Sevgili arkadaşlar, şimdi şuradaki kütlemiz M, burada kütlemiz 2M. Kaynama zaten noktası sevgili arkadaşlar neye bağlı değil? Madde miktarına bağlı değil. Çünkü arkadaşlar, kaynama sıcaklığı ya da donma sıcaklığı, efendime söyleyeyim, bunlar nedir arkadaşlar? Erime ısısı, kaynama ısısı, donma ısısı, buharlaşma ısısı vesaire, ayırt edici özellik. Ayırt edici özellikler madde miktarına bağlı değildir. Demek ki 20 santigrat derece 20. Fakat verilen ısı Q eşittir MLE. Arkadaşlar, erime ısısı ya da donma ısısı denir buna. Ama genellikle erime ısısı denir. Görüldüğü gibi ayırt edici bir özelliktir. Ama verilen ısı kütleye bağlı. Kütle arkadaşlar 2 katına çıkarsa şuradaki süre de 2 katına çıkacaktır. Sevgili arkadaşlar, yani T2. T1 ve T2 değerleri kaçtır diyor. Evet. Şimdi canım kardeşim, şurada bakın 10 santigrat derecede verilen ısı Q, şu T1'e denk geliyor. Bu da T2'ye denk geliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şu bize verilen ısıyı gösteriyor sevgili dostlar. 10 eşittir M C delta T. Şu T1'e bakın. T1 eşittir 2M çarpı C çarpı delta T ne? 10. O halde şöyle bir sadeleştirme yapacak olursak. 10 kere 2 20, bakın 20 sadeleşti. M'ler de sadeleşti. T1 eşittir 10. O halde arkadaşlar bu ne oldu? 10 oldu. Şimdi şu arada geçen süre burada ne? 5. Eşittir. Q yerine yazıyorum arkadaşlar. Burada 5 Q'luk bir ısı verilmiş. M çarpı LE. Burada geçen süreye delta T diyorum. Delta T eşittir 2M çarpı LE. Yani 2 kat süre geçecek. Çünkü kütle 2M. O halde 10 saniye ya da 10 dakika geçecek. 10'a 10 eklediğimizde arkadaşlar 20 olacak. Cevabımız 10'a 20. Sevgili dostlar, güzel bir soru. Evet güzel kardeşlerim, buradaki sorular hoşuma gitti. Gerçekten güzel, farklı böyle sorular hazırlanmış gibi. Isıca yalıtılmış bir kaptaki L sıvısına 2M kütleli L sıvısı bırakıldığında kaptaki sıvının kütle zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Evet geçen arkadaşlar, çözdüğüm denemeye bakacak olursanız, efendim söyleyeyim, bu denemedeki soruya benzer bir soru. 2M kütlesi L katısı. Bakın mesela su buz gibi düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Su buz. Su buz yerine L sıvısına 2M kütleli, efendime söyleyeyim, L katısı. Şimdi sevgili arkadaşlar, kaptaki sıvının kütlesi
Ney? 3m. En sonunda olmuş 4m. Toplam kütle m toplam eşittir 5m. Demek ki arkadaşlar şurada henüz m kütlesinde katı var. Hepsi erimemiş. Hepsi erimiş olsaydı katının 5m olacaktı sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir baktığımızda güzel insan, henüz şurada sıvı kütlesi değişmiyor ama burada artmaya başlamış. Sıvı kütlesi artmaya başladığına göre katı erimeye başlamış. L katısı T1 anında erimeye başlamıştır. Kesinlikle doğru. T2 anında L katısı tamamen erimediğini görüyorsunuz. Zaten söyledim. T2 T3 aralığında L sıvısı ile L katısı aynı sıcaklıktadır. Çünkü denge durumundadır. Dediğim gibi arkadaşlar bu su buz karışımı olarak çok karşımıza geliyor. Burada da değişiklik olsun diye su buz dememiş. L sıvısı L katısı. İşte arkadaşlar L sıvısı su, katısı da buz. Aynı soru. Aynı. Sadece arkadaşlar dediğim gibi orada küçük bir evvelme söyleyeyim kelime oyunu meydana gelmiş. Cevabımız 1 ve 3. Evet sevgili dostlar 5. sorumuz farklı sıcaklıktaki iki sıvı ısıca yalıtılmış bir ortama konulup ısıl denge sağlanana kadar bekletiliyor. Evet iki sıvı farklı sıcakta mutlak arkadaşlar ısı alışverişi olacak. Evet güzel kardeşlerim. Sıvılar ısıl dengeye geldiğinde birinin sıcaklığında azalma diğerinin sıcaklığında artma gözlendiğine göre arkadaşlar şöyle temsili olarak demek ki biri diğerine ısı veriyor. Sevgili arkadaşlar sıvı moleküllerin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşitlenmiştir. Sevgili arkadaşlar sıvı moleküllerinin kinetik enerjisi sıcaklıkla ilgilidir. Kinetik enerji 3/2 kt, bu biraz üniversite düzeyinde bir soru. Yalnız arkadaşlar şunu söyleyeyim, sıvı moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi sıcaklığın bir ölçüsüdür. Sıcaklıkları aynı olduğuna göre son durumda denge durumunda kinetik enerjileri de eşitlenmiştir. Sıvıların sıcaklık değişimi birbirine eşittir. Bunu kesinlikle söyleyeyim arkadaşlar. Alınan ısı verilen ısıya eşit ama bunların ısı sıhhalarına eşit olup olmadığını bilmiyoruz. O halde sıcaklık değişiminin eşit olup olmadığı hakkında kesin bir bilgim olmaz. Alınan ısı verilen ısıya eşit. Yani M1 C1 çarpı delta T1 eşittir. M2 C2 delta T2. Şimdi sevgili dostlar delta T1'in delta T2'ye eşit olabilmesi için M1 C1 eşittir M2 C2 olmalı. Yani ısı sıhhaları eşit olmalı. Bununla ilgili bir bilgimiz yok. O halde kesinlikle diyemeyiz. Birinin iç enerjisi artmış, diğerininki azalmıştır. Evet arkadaşlar, iç enerji Q eşittir MCT. Birinin sıcaklığı artıp birinin sıcaklığı azaldığına göre şöyle T diyelim. Birinin artıp birinin azalmıştır. Cevabımız 1 ve 3. Evet, 6. sorumuz. Mehtap makarna pişirmek için ocağa koyduğu tencereyi yarı yüksekliğine kadar su doldurmuştur. Makarnayı karıştırmakta kullanacağı metal kaşığı tencerenin içinde tutan mehtap iyi yapmamışsın. Kaşığı almak istediğinde elinin yanacağını düşünerek, aferin bunu düşünebilmiş, parmağıyla kontrol eder ve kaşığın çok ısındığını fark eder. Şimdi arkadaşlar, şimdi diyor ki, kaşığı ısı geçirmez eldivenle alarak makarnayı tahta kaşıkla karıştırmaya devam eder. Bu durumla ilgili olarak. Şimdi tabi arkadaşlar ısındığını yani ısı almış. O ısı aldığı kesin. Çünkü ısı alınan verilen bir enerji. Nereden ısındığını fark ediyor? Sıcaklığının artmasından. Q eşittir mc delta t. Bu durumla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi güzel kardeşim. Bakalım. Metal kaşığın ısı iletim hızı tahtanınkinden büyüktür. Kesinlikle. Orada fark etmiş mehtap. En son kafa çalışmış. Tenceredeki suyun sıcaklığı ısının konveksiyon yoluyla taşınması sonucunda artar. Tabii ki arkadaşlar tenceredeki su alttan ısı geliyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Üste doğru gitmesi için şu konveksiyon. Yani arkadaşlar ısınan su genleşiyor yukarı öbürü alta. Bu şekilde konveksiyonla artar sevgili dostlar, doğru. Metal kaşığın iç enerjisi iletim yoluyla artmıştır. Evet, metal kaşık arkadaşlar şöyle bir yapalım kaşığımızı. Şuradan ısı aldı, yarı yüksekliğine kadar doluydu. Ha, buradaki arkadaşlar
metal moleküller titreşerek, yani iletim yoluyla ne yapıyor? Isıyı aktarıyor. İşte arkadaşlar konveksiyon, iletim, ışıma. Burada özellikle arkadaşlar suyun ısınması konveksiyon, metal kaşın şu ucunun dahi ısınması, şuradan gelen ısının buraya gelmesi iletim ile olmuştur. Cevabımız 1, 2, 3 arkadaşlar. Biraz şuradaki bir senaryo böyle düzenlenmiş bildiğiniz soru. Evet sevgili dostlar, 7. sorumuz. Yalıtkan malzemeden yapılmış ve ısıca yalıtılmış bir kabın içine su dolduran bir öğrenci. Kabın alt kısmına elektrikli su ısıtıcısı yerleştirerek bir süre çalıştırıyor. Kettle gibi arkadaşlar. Isıtıcıyı çıkardıktan sonra ilk sıcaklığını bildiği suyun son sıcaklığını termometre ile ölçüyor. Yani burada arkadaşlar delta T'yi biliyor. Öğrenci suyun ısı sıhhasını bildiğine göre MC'yi de biliyor. Sevgili arkadaşlar, ısıca yalıtılmış bir kabın içine su dolduran öğrenci. Isıca yalıtılmış, dışarı ısı vermiyor. Dışarı ısı vermediğini düşünelim sevgili arkadaşlar kabın. Fakat neticede buraya ısıtıcıyı koyduk. Suyun arkadaşlar sıcaklığı burada, kap da ısı aldı. Kap da ısı aldı. Kabın içi hiç ısınmadı diyebilir misiniz? Diyemezsiniz arkadaşlar. Diyor ki hangilerini hesaplayabilir? Su sıcaklığındaki artış, hesapladım. Isıtıcının verdiği ısı enerjisi. Şimdi arkadaşlar burada efendime söyleyeyim. Eğer bunu tamamen yalıtkan kabul edersek, yalıtkan malzemeden yapılmış diyor. İşte ondan dolayı. Yoksa arkadaşlar bu kabın da ısı sıhhasını bilmeliyiz. Yani kalorimetre kabının da sevgili arkadaşlar ısıl dengeye geldiğinde, aslında burada bir kalorimetre kabı var. Kalorimetre kabının da ısı sıhhasını bilmeliyiz. Toplam ısı sıhhası Q eşittir MC delta T. Fakat burada ısıca yalıtılmış dediği için sadece suyun ısı sıhhasını bilmemiz yeterli. Delta T'yi de biliyorsam Q'yu da bilirim. Bilirim. Buradan arkadaşlar suyun arkadaşlar diyor ki hesaplayabilir. Şimdi ben suyun öz ısısını biliyor muyum? Hayır. Şimdi bu MC'yi biliyorum. Bunu da büyük C ile gösteriyoruz. Okey. Bunu biliyorum. Bunu bilmeden bunu bilemem. Ya da bunu bilmeden bunu bilemem arkadaşlar. Dolayısıyla burada düşürmeye çalışıyoruz. Sanki suyun öz ısısını biz bir alıyoruz ama nereden biliyorsun? Sadece ısı sıhhasını biliyoruz sevgili arkadaşlar. Suyun öz ısısını bize burada vermemiş. Vermediğine göre bilmiyoruz. Bilmediğimize göre kütleyi de bulamayız sevgili arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Evet, bu testteki 8. ve son sorumuza geliyoruz. Isıca yalıtılmış bir kabın içindeki su ve buz ısıl dengededir. Kabın altında bulunan ısıtıcıyı çalıştırıp dijital termometre ile suyun sıcaklığını ölçen bir fizik öğretmeni ölçüm sonuçlarını şekildeki gibi tablolamıştır. Buna göre sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Evet, su ve buz arkadaşlar ısıl dengede. Bakalım. 0, 0, 0. Buraya kadar arkadaşlar suyun sıcaklığı 0. Demek ki su ve buz dengede. Burada arkadaşlar ne yapıyor? Efendime söyleyeyim, buz eriyor sevgili arkadaşlar. Şu andan itibaren, 3. dakikadan itibaren şu 4. dakikada sıcaklık ne olmuş? 2'ye gelmiş. Kaptaki buz 3. dakikadan itibaren erimeye başlamıştır. Evet sevgili arkadaşlar. Yani burada tam şu arayı biliyor muyum? 3-4. Belki arkadaşlar şurada hangilerine ulaşılabilir diyor. 3. dakikadan itibaren değil de mesela 3.5'tan itibaren de erimiş olabilir sevgili arkadaşlar. Şurada bakın 5. dakikada sıcaklık 4 ile 5 arasında. Çünkü burada süreler verilmiş. 1. 2. 3. Tam olarak 3. dakikanın sonunda kesin bir şey söylemiyoruz sevgili arkadaşlar. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika. İşte arkadaşlar dolayısıyla bunu kesinlikle bilemeyiz. Yani kesin değil. 4. dakikada kaptaki buzun tamamı erimiştir. Evet. Arkadaşlar şimdi 4. dakikaya baktığımızda suyun sıcaklığı 2. O zaman buz kesinlikle erimiş. Niye? Çünkü suyun sıcaklığı artmış. O halde bu sonuca ulaşırım. Buz ve suyun ilk sıcaklığı 0 santigrat derece.
Evet arkadaşlar, ısıl dengede olduğuna göre söylüyor. Tabii bu bir atmosfer basınçtı arkadaşlar, söylemeli. Buradaki onu da söylemeli arkadaşlar. Yoksa bir atmosfer basınç değilse bu sıfırı da söyleyeyim. Ama suyun sıcaklığı burada arkadaşlar 0,0 olduğuna göre görüyoruz. İşte burada 0 bunu vermiş. Demek ki arkadaşlar bakın, su ve buz, şurada suyun sıcaklığı ilk 3 dakika 0 olduğuna göre ve dengede olduğuna göre sevgili arkadaşlar 0 santigrat derece olmak zorundadır. Cevabımız 2 ve 3 diyoruz sevgili dostlar. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Modern Fizikolojik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.